Tülay, ne diyorsun? Ay, şu an şaşkınlık içerisindeyim. Gelmişler ben, sanki. Yok yok. Ahmet'in Zeynep'i çok sevdiğine inanıyorum. Ama Zeynep de o kadar, yani Ahmet'e karşı bir sevgi olduğuna çok fazla inanmıyorum ya. Seda Hanım. İnanın, evet, inanın yani. İnanmıyorum. İnanabilirsiniz. Ama Ahmet işte, gerçekten... ben bunu unutuyorum ben, ben bunu unutuyorum. Tamam Ahmet. İnanıyorum ben. Sen ben çok, inanıyorum. Ben sen çok seviyorsun. Bundan parasında, pulunda, eşyasında... Ama Zeynep sanki yani senin için maddi olarak yani... Onun için seni seviyor gibi onlar geliyor bana. Onlar parasını seviyorlar, ben değil İnşallah yani. İnşallah öyle değildir. Yok. Zeynep'in sevgisi de sana karşı inşallah gerçektir. Gerçek. İşte ben bunu seviyorum, tutuyorum onu. İnşallah sonra pişman olmazsın ben Ahmet. Ben pişmanlı değilim, bir şey de değilim. Efendim Mahsen. Evliliğimde de 34 yıl. Tülay dedi ki ben Zeynep'in yani Ahmet sevdiğine inanmıyorum dedi. Yani ben de sadece şunu düşünüyorum. Zeynep Hanım Ahmet'e sığınmış bir şekilde pek aynen sevgi olduğunu zannetmiyorum. O da önemli bir şey. O da önemli, güzel. O da ona güvenmiş. Seviyor. Evet. Güvendim gelmiş. Evet. Ama yani istemiyorlar Seda Hanım, işleri çok zor. Çok zor yani şu olaydan sonra. Ama Ahmet aklı başında bir adam. Evet. Bu da bunların evet abisi. Ahmet gerçekten seviyor. Ahmet gerçekten seviyor. Farkındayız. Hiç elini bırakmadı çünkü. Ben hiç hiçbir elimi zaman. Şimdi işte. Gamze belki de haklı olduğu konular varken... Zeynep'in üstüne yürümesiyle haksız duruma düştü. Zoruna değil mi Semra? Söylediğim kelime onun. Haksız oldu. Evet, bence de çok haksız duruma düştü. Zeynep'le evet Ahmet zaten birbirlerini seviyorlar. Daha önce de söylemiştim. Zeynep Hanım pis değil, iftira atıyorlar. Aynen. Beş evet, tane doğru, çocuk doğru büyütmüş bu kadın. Doğru. Nasıl büyütmüş öyle pislik içinde doğru mi büyüttü? İnanmıyorum ben. Evet. İstemiyorlar. Demet? Ya, benim Dinar'daki evime de geldi, gördü. Gördüm ben, vallahi bak gördüm kızlarımın ya evine gitti, hepsini de gördü yani. Ahmet hayır gerçekten çok seviyor, Zeynep de seviyor. Ama Zeynepci madem öyle herkes sana karşı çıkıyor, evini gerçekten tertemiz yap. Ahmet'i de güzel bir şekilde giydir ve güzel bir şekilde insanların önüne çıkar ki ben artık sahipleniyorum de evliliğimi de. Kimse karışamaz de. Aynen. Ay onlar memnun birbirinden ya. Memnunlar birbirlerinden Demet. Bunlar istemiyorlar. Ah Gamze. Yani belki de haklı savunularım vardı. Yani kadının üstüne, Zeynep'in üstüne vallahi yürüyünce bunlar... haksız duruma düştün. Niye yaptın bunu? Seda Hanım kusura bakmayın, sinirlerime hakim olamadım ama benim bütün ailem izliyor. Çocuklarım izliyor, izliyor. Eski eşim izliyor. Size yani özür dilerim. Sinirlerime hakim olamadım ama... Kendisi beni ne kadar tanıyor? Kendisini ben çocuklar demedim, evden ben koydum demiyorum. Ben kendisini evime diyorlar. Kusura bak, sağdan soldan diyorlar. Ben demedim. Sen de ortalığı karıştırma. Öyle sana şey herkes öyle diyor. Ben sana şimdi bir şey demiyorum. Yayın sonrası görüşürüz. Görüşelim. Gel evet de görüşelim. Görüşelim. Peki burada biraz önce arkadaşlarım diyorlar ki Zeynep'in Ahmet'i sevdiğine inanmıyoruz. Ama Ahmet Zeynep'i seviyor. Ahmet abimin sevgisi doğrudur, seviyordur ama Zeynep onu bir gram sevmiyor ablacığım. Ahmet gözünle abi, görüyor musun? Üç erkek kardeşler İzmir'de bunlara üzüm bağından miras kaldı. Heh. Ve tarlada bunların arsaları var, anne babadan kalma. Köyde de iki katlı evleri var. Kaynımı arıyor diyor ki Ahmet'in hakkını size yedirtmem, haklarını verecek. Ben mi dedim? Zaten anne babası ben dedim. Anne babası öleli Seda Hanım ne kadar oldu? Ya. Ben eşimin yalan bari söyle anne babası olmadığını biliyorum. Otelde demedim mi bana? Garip olsun ben istemiyorum ben ki. Bunun hakkında tamam, tamam o zaman tamam istemiyorum. Seda Hanım ben istemiyorum. Küçücük 2 yaşında bebeğimle geldim. Bak ben küçücük bebeğimle gidiyorum milletin evini temizliyorum, araba yıkıyorum. Eşime yalan sırf hakkı da bulunayım diye. Evleri temizliyor. Yalan söylüyor ya. Nasıl? Ne işe gitsin yalan. Yanımda aldığım paralar da yanımda. 10 euroya 20 euroya 2 tane araba temizledim. Ev temizledim. Koltuğum yok diye yerine koltuk aldım. İyi. Ben senin da canlı yayın açıp da ya bir git ona buna ya kendimi zaten seninle işim olmaz ki zaten. Olmaz konuşmam zaten görmem seninle. Sen beni istediğin yerde ben de şöyle bir şey açtım bir dakika yani. Şöyle bir şey. O kadar baktığıma zehirli kum olsun, haram kum teklif olsun etseniz sana bakalım. Evimde kaldım bir hafta. Bulaşık makinesine bulaşık hizmeti geldi. Yedin içtin haramla kurum olsun.
Sana olsun, senin paranı yemedim, abimin parasını yedim. Sen abi, de evine pis diyorsun, kadının evine gidip nasıl yemek yiyip içtin? Ben de Seda Hanım, daha ilk yemek yemiyorum dedi. Seda Hanım, evine bir defa gittim. Akşam Manavgat'tan gittiğim için Ali abim de köyde değildi. Köye yeni gelmişti yani. Yalan evde atma. Bir şey yoktu. Ona dahil yemek abimin, götürdüm ben sen köyde benim 15 evimden. Gün kaldım akrabamızın düğünü olduğunda. Aldığımız erzağı bile götürdü, evde iki tüpü bile alıp götürmüşler. Geçen en son eşim izin gününde gittik, kömür getirdik. Yardımla yalan kömür veriyorlardı. Bunun yardımına giren kömür sizin eve geliyor. Ben bile alıp götürmüyorum. Şimdi şöyle bir şey, bir dakika durun. Şöyle bir şey teklif etseniz Zeynep'e. Biraz önce Zeynep dedi ki, benim parada pulda gözüm yok. Yok, istemiyorum. Bunun bana bunların olsun. Tamam, ben istemiyorum ki ya. Benim ailem zengin vallahi. Üç erkek zengin kardeş aranızda sözleşme yaptınız. İstemiyorum durun ki. Sen bir sus. Durun ya. Sen de tahrik edip üstüne saldırttırıyorsun kadını. Yapma, bırak. Üç erkek kardeş. Evet. Şöyle bir şey yapsanız. Üçünüz aranızda bir anlaşma yapsanız. O zaman evlilikte engel olmaz. İstemiyorum. Bunun malı var, onların olsun. Seda Hanım, sözünüzü kesiyorum. Eşim buna dedi ki, Seda Hanım'a çıkıp da dedi, evinizi de çekmişler dedi, kendinizi rezil etmeyin. Eşim ben bu çok şükür rezil etmedim. Yağmurlar Seda başladı, senelik izni geldim. 20 gün izni vardı. Köye gittiğimizde nikahlarını biz zaten kendimiz kıyacaktık. Biz onay veriyorduk. Gitmeyin dedik bunlara. Bu inat etti. Abim işe gittiğinde çıkmış gelmiş. Ayrıca buraya gelmek rezil olmak demek değil. Bir dakika bekle. Buraya gelmek rezil olmak demek değil. Hiç. Kaç kere nikahlanacaklarmış, yoldan dönmüşler. Yalan söylüyor. İki defa gitti. Buraya şeyleri de bilmiyorlar. Bizi aradı. Ben bunlara dedim ki, abi dedi. Bu gönderdi bana. Seda Sayan'a git dedi. Güveniyoruz biz Seda Sayan'a. İyi yaptınız. Ahmet abi. Ben kendim yollarım. Benimle muhatap olmak siz. Ben sana demedim mi? İki gün izin al da sen beni kaç defa aradın nikahımızı kıy diye. İki gün belediyeden izin al. Manavgat'a gel, ben kıyacağım. Ben burada evlendireceğim onları. Benimle muhatap olmak. Evlendirecekseniz, bir saniye, evlendirecekseniz Ahmet abim mirasından hakkını alsın ama o kadın faydalanmayacak. O kadın da faydalanmayacak. Ben istemiyorum ki zaten, sizin olsun ya. Aa, bir dakika, bir dakika. Aşiret kızı ağzı elçimden, yaşananlarım var demek ki istiyorum bunun mallarını. Zeynep, burada nikahınızı yapacağım, resmi nikahınızı. Ahmet kendi hakkını alacak, ne yaparsa yapar, sizi ilgilendirmez. Benim mal, o kadın ondan vazgeçecek. O kadın kendi abimi miras adamım için şey yapıyor. Hakkı. Şimdi de eşyaları paylaşın ben diyor. Bununla evlenmiş olsaydım takılar taktırdım. Zaten şey kolunda aldırdım. Dolu, ne yaptın? Çıkartmışsın. Nerede takılar? Siz bir şey söyleyeceğim. Siz abimin niye hesabından... Ben alırım. Ali. Sen o zaman her şey müstahak. Ali şuraya bir tamam. Gelsin Ali. Ha, o zaman benimle muhatap olma. Bir dakika Gamze bir sus. Ali şuraya gel, bir şey söyleyeceğim. Senin için küçücük çocuğumu aldım geldim buraya. Gelmeseydin. Değmez misin sen? Bekle Gamze, dur sus. Değmez misin? Ali, üç erkek kardeş değil mi siz kardeşim? Evet ablacığım. E tamam, bölün üçe. Bırakın karşıma. Ablacığım, şimdi benim kardeşim böyle konuşuyor ama. Ben şimdi evlendikten sonra... Sonunda tamam mı? Yine sev bizim o. Ben seviyorum. Aramı bozacağını uğraşıyorsun sen. Aramı bozacağını uğraşıyorsun sen. Bir dinle la, dinlemesini öğren. Evde sizin olsun. İstemiyorum hepinizi. Tamam la, İstemiyorum. Evde benim. İstemiyorum. Tamam, evde benim ama bir sus, bir dinle. Ablacığım, şimdi bu bayan diyor ki ben bunu seviyorum, bu da bunu seviyorum. Evet. Öyle mi diyorum? Evet. Sen o zaman gelip de benim evimdeki tüpleri, yiyecekleri neye götürdün? Yok. Ben götürmüyorum. Bak götüren kim? Daha orada duruyorum. Çırınma. Orada duruyorum. Çırınma. Ben kömür... Sakin olur. Çırınma. Kömürlerine yıkılıyor. Ben istemiyorum ki. Ha. Her taksin var ya, taksinle geldin kömürleri odunlarla taşıdık. Bak ben senin bir şey kocam aldı odunların hepsini de biz istemiyoruz. Ben kıyma makinamı götürdüm de 2 kilo kıyma çektim. Yumurta kır içine ye diye. Ay, ben gelemiyorum sürekli. Onu da götürmüşsünüz. 2 kilo kıymanın içine mi? 2 kilo kıyma çektim, buzluğa koydum. Ali abim yemek yapmasını aldım, götürdünüz. Hayır, hayır Seda Hanım, anlatamadım. Ben 6 yaşından beri yumurta seyredim. 2 kilo kıymayla ben neyi miktar yaparım Seda ya? Seda Hanım. 2 kilo kıyma çektim. Hayır Seda Hanım, anlatamadım. 2 kilo kıymayı çektim, buzluğa koydum. Ha. Ali abime dedim ki yemek yapmasını bilmiyor ya. Ha. Sabah kalktığında dedim biraz çıkart içerisine. Şöyle ayırıp onu buzluğa koyuyor. Aynen yani. Söylüyor. O bilmez. Ya. Yalan konuşuyor. Gerçekleri konuşuyor. Ben almışım. Ben mi? Gerçekleri konuşuyor. Ya bir git, ben tamam gerçek konuşuyorum. Tamam, siz de gerçek tamam konuşmuyorsunuz ben ki ya. Ben bundan sonra kardeşim de İstiyorsanız yok. Biz sana evde göndereyim. Evde sizin olsun, şeyde olsun. Köyde bir senelik su faturası mı ödememişler? Siz onu onun için emar evli çıkıp ben evden bir şey istemiyorum. Ben sadece kocam istiyorum. Ablacığım, ben bir şey sorabilir miyim? Ha. Bizim
ne şey etmediniz? Hangi? Lan bana gelsin kardeşim. Bu borcu kapat gari ya. Borcu kapat. Borcum benim arkadaş. Sen tamam, o zaman borcum öde. Benim. Git öde o zaman. Ben kendim öderim. Git öde. Mal çünkü... mülk yüzünden bir şey söyleyeceğim. Burada Zeynep değil problem, ben anladım. Siz mal yüzünden üç erkek kardeş birbirinize düşmüşsünüz. Aynen. Ayrı malları... Değil, Seda, maldan değil, maldan Seda değil. Seda Hanım, maldan değil. Kafeyi taktı, borçlar benim kapıma geliyordu. Ulan bana ne gelmiyor, bana. Geçer, bak bir şey diyeceğim. Murat dur beni Zeynep. Aradı, Murat beni aradı. Tamam ben dekli verin, Murat abi dedim. O adam bana bir şey diyor. Ben bunları uyduruyorum, bizim o. Diyorlar ben nereden ki, uydurayım ya? Hayır hayır, borcu ben yokken alacağı olanlar da, Zeynep dur. Senin evine taşıyan senin evine taşıdı onları. Alacağı olanlar da ne diyorlar biliyor musunuz? Evet borç yapıyor ama getirip ödüyor diyorlar. Ben ödüyorum. Ay başı kendim ödüyorum. Evet. Nasıl ödüyorum, ödüyorum ben. Biz ödüyorum. Sorduk. Sorduk hepsine. Daha yeni vermiş. Mesela Manav'ın şeyi var. Manav demiş ki, onu ha. Anlamadım yalnız. Bir keresinde demiş. Nerede burada? Bana şu kartlarımı yok etmeyin diyorum ya. Niye alıyorsunuz arkadaşlar? Ver. Ben Servet Kartal, Derebucak bana... Elinizdeki defter ne Servet Bey? Ahmet Almaz'ın borç defteri. Evet, genelde ne kadar borcu var, bakma şansımız var mı? Bakalım, hemen bakalım. 3606 lira. Bu ayki borç değil mi? Bu ayki, öncekiler ödendi, sıfırlandı. Mesela bak, sıfırlamışım. 825 TL'ye muz yazıyor, o ne tam anlayamadım. O gün için 825 TL'lik buz almış. Biraz abartılı. Biraz abartılı alıyor. Diğer müşterilere göre. Zeynep Hanım tamam. Mı geliyor genelde? Genelde Zeynep Hanım ve bazen de beraber geliyorlar. Siz Zeynep ve Ahmet hakkında, ilişkiler hakkında bilgi vermek ister misiniz? Herhangi bir bilgimiz yok. Biz sadece buranın Manav olarak bize müşterimiz.